Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir gün diliyorum. Yine günlerden perşembe ve değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. İyisiniz hamdolsun, inşallah. Şükürler olsun. Bugün gelirken şöyle trafiğe baktım. Çok kalabalık ama insanlar kalabalıklar arasında yalnız. Yani herkes bir doğrultuya gidiyor ama işte monoton bir hayat. Sabah kalk, akşam eve dön, böyle koşturmaca, izdihamlar, kalabalıklar. Fakat yine herkes yalnız başına. Cenab-ı Hak kimseyi yalnız bırakmasın. Amin hocam. Güzel dostlar, amin. Güzel arkadaşlar, güzel çevreler edinmeyi nasip etsin. Çünkü dünya tek başına yaşanmaz. Cennette bile tek başına hayat yok. Yani yeter artık dünyada bu kalabalık, akraba şu bu, ben cennette tek başıma yaşayayım. Orada bile yok. Yani orada da aile var. Orada ama orada da sevdiklerimizle birlikte olacağız inşallah hocam. Sevdiklerimizle birlikte. Allah herkesi hedefine, maksadına ulaşmayı nasip eylesin. Amin hocam. Amin. Ağzınıza sağlık. Sevgili amin. Seyirciler, dini ve sosyal hayata dair merak ettiklerinizi, sorularınızı, hatta uygulamalı olarak görmek istediğiniz ibadetleri bize yazabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Video çekip WhatsApp hattımızı atabilirsiniz. Veyahut da buraya gelip bizzat kendiniz sorabilirsiniz efendim. Ve ilk misafirimiz Kayseri'den. Alo. Alo. Günaydın, kolay gelsin hanımefendi. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de iyi, sağ olun. Buyurun alalım sorunuzu. Biz eşimle 4 yıllık evliyiz. 4. yılımıza girdik ve eşim ben hem hamileyken hem de lohusalık döneminde hani 1 yıl düzenli bir şekilde beni aldatmış. Ben bunları lohusayken öğrendim. Yani onun telefonundan hem işte videolar hem fotoğraflar çok farklı kızlarla 1'den fazla, 5'ten fazla hatta 7'den fazla farklı kızlarla. Bebeğim şu an küçük. Ben boşanmak istiyorum ama eşim bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Odalarımız ayrı uyuyoruz. Hani evde böyle iki farklı yabancı insan gibi yaşıyoruz. Evlilik içinde böyle yaşamak günah mı? Belki eşiniz pişman olmuştur. Yani bir daha böyle şeyler yapmıyordur. Ama şimdi böyle evet, yaşamak... Eşim bu konuda 3 kere çok büyük yeminler etti. Çok büyük sözler verdi. Hani bebeğim için sözler verdi, yeminler etti. Benim için sözler verdi, yeminler etti. Bir kez aldı geldi. Çünkü sonra gene farklı bir kızdı. Hani benim için oldu bu. Evet, buyurun hocam. Burada birden fazla günah var. Bir... Yani ayrı yaşıyoruz, günah mı? Tabii günah. Birincisi başkasıyla zina ediyor. En büyük günah. Vesaire sebebiyle ne kötü bir yoldur. Nesli mahvediyor, gönlü mahvediyor, aileleri yıkıyor, ruhu kirleniyor, cehenneme kütük oluyor. Al sana bir sürü günah. Bir de yuvayı yıkıyor. Seninle olan sevgisi, saygısı bitmiş. İki ayrı insan gibi ayrı odalarda yatıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzun rızkından, evinizin geçiminden mesul olan bir insan gidiyor başkasına para yediriyor. Başkasıyla geziyor, tozuyor. Nereden bakarsan elinde kalıyor. Bundan dolayı boşanmak istemen normaldir. Günaha girmezsin. Bu boşanma sebebidir. İçine sindiriyorsun. Pişman oldu, tövbe etti hocam, yalvardı. Bir daha yapmayacağını da inanıyorum diyorsan o zaman devam edebilirsin. Ancak boşanmanın da Talak suresindeki sünnet olan, yani daha doğrusu sünnete uygun olan boşanma, Allah'ın emrine uygun olan boşanma tarzında götürülmesi lazım. O safhaya geldiğinde onu da inşallah incelersiniz. Ama bu anda yapılan her şey günah. Her şey günah. O sebep olduğu için odaların ayrılmasına sen onu tedip etmek istiyorsun, tazir etmek istiyorsun, ikaz etmek istiyorsun, odanı ayırıyorsun, güzel yapıyorsun. Anlasın bundan. Burada bitmez bu iş. Ne olacak? Hakemlere gideceksiniz. Ailenin büyükleri bunu bilecek, gizlemeyeceksiniz. Çünkü sonradan patlayacak bu zaten. Büyükler araya girecek, onu vazgeçirmeye çalışacaklar. Vazgeçmezse bu kızımız sana haram diyecekler, boşanacaksın diyecekler. Yol bu. Evet. Evet, var mı efendim başka sorunuz? Hani şey, ailenin büyüğü olarak da kayınvalidem, çok özür dilerim. Hani bana sen karılık yapsaydın o da başkasına gitmezdi, aldatabilir.
Ailenin büyüğü de böyle bir cümle kullanıyor. Ben şu an yaptıysa o da yapıyor gibi günah kazanmış. Bir oğlan, anladım, kadının oğlu bir şey yapıp da bunu haklı görüyorsa zina ettiğini, o kadın da o zina günahlarına ortak olur. Ne kadar çirkin bir şey. Evet. Yani umarım izliyordur kayınvalideniz. Küfre rıza küfürdür. Harama rıza haramdır. Hiç böyle şeylerle iş olmaz. Evet, izliyor mu kayınvalidenizle iş? Böyle izlemez diyor. Bunlarla iş olmaz diyor. Yani o işte oğlanı izlesin. Peki efendim, Kayseri'ye selamlar. Allah huzur alsadı versin inşallah. Rabbim diyelim hayırlısı efendim. Nasip etsin kardeşim. Evet, şimdi de Van'dan bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Alo, hayırlı günler. Buyurun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı sağ yayınlar. Sağ olun. Alalım sorunuzu. Efendim hocam da bir sorumuz olarak da anlatmış olarak diyeyim. Dinliyoruz, buyurun. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam. Hocam annemin bir kefeni vardı. Babam 12 senede vefat etmiş. Hayvan getirmiş annemi. Biraz yavaş konuşur muyuz? Algılayamıyoruz sizi. Anlaşılmıyor sesiniz. Annenizin kefeni biraz vardı dedin. Annemin bir kefeni var evde hocam. Evet. Bir senede babam harcan getirmiş. Şu anda kefende bir leke var. Annem kalır mı yapamıyor. Anneniz yaşıyor değil mi? Evet efendim, yapıyor. Yani vefat ederse diyorsunuz, bu kefeni kullanabilir miyiz? Yıkamamız evet mı gerekiyor? Buyurun hocam. Evet, bir leke demiş. Adam onu yıkabilir miyiz? Niye soruyorsun? Yani bir kumaşa bir leke, kir, necaset bulaşırsa onu yıkamalıyız. Bunu niye sordun? Yani annem biraz hedefsiz. Acaba bizi insanı yıkamayalım. Yani saat sonra falan belki değil. Oldu mu olmaz mı hocam? Haçtan geldiği için mi yıkamayalım diyor. Evet, harca gelince babam mahzenden suyla yıkıp getirmiş annemi. 12 yıl oluyor hocam. 12 yıl olmuş. Olur olur. Yıkarsınız. Hiçbir sakıncası yok. Allah annenize uzun ömürler versin. Amin. Teşekkür ederim hocam. Peki, annenize de selamlar. Bana selamlar. Hayırlı günler diliyoruz. Yine bir izleyicimiz sosyal medyadan bir soru göndermiş hocam. Annem eşimi sevmiyor. Eşime ağzı alınmayacak laflar etti. Bizi ayırmaya çalıştı. Kocam annenle bir daha konuşursan seni boşarım diyor. Onu dinleyip konuşmuyorum. Annemin yaptığı şeylerde benim hakkım var mıdır demiş hocam. Annesi ne yapmış? Annesi eşini sevmiyor. Ağza alınmayacak laflar söylüyormuş. Yani kocasına. Kocasına. Kocası da diyor ki annenle görüşürsen seni boşarım diyor. Dolayısıyla kocasından yana olup annesiyle görüşmüyor. Annemin yaptığı şeylerden benim hakkım var mıdır diye yazmış hocam. Birincisi annenin yaptığı yanlış. Yani damadına böyle küfürlü sözler söylüyorsa haram işliyor. Hı hı. Onun insanlar evlenirken de medeni evlenecekler, boşanırken de medeni boşanacaklar. Küfretmeye evet gerek yok, kavgaya gerek yok. Haram işlemiş, yanlış yapmış. İkincisi kocasının yaptığı da yanlış. Bir kadına ya da bir erkeğe eşi annenle babanla görüşmeyeceksin diyemez. Diyemez. Nerede diyebilir? Namusuna ve canına kastettiyse diyebilir. Yani orada doğrudan namus ve canına evet zarar geliyorsa o zaman diye. Bunun dışında kızıyla anasını, oğluyla babasını kimse ayıramaz. Haftada bir görüşür en az. Yakınsa gider gelir, uzaksa bayramda, cenazesinde, düğününde neyse özel böyle kutlamalarında oralarda yanında olması lazım. Hastalığında ona bakması lazım. Ben senin annenle görüşmeni istemiyorum. Bunu koca söylüyor. Kocanın böyle bir hakkı yok ki. Evet. Annenin de şöyle bir hakkı yok. Ben senin kocanla görüşmeni istemiyorum. Böyle bir hakkı yok. Evlilik, bu evlilik devam edecek. Ama ne oldu? Bak 3 tane telefon aldık. Üçü de karı koca arasındaki sıkıntılar. Demek ki Türkiye'de, dünyada da öyle çoğunlukla. Zaten Avrupa'da aile bitmiş de. Şu anda Türkiye'de, memleketimizde aile dediğimiz bu çekirdek, bu yuva, sıcak yuva yavaş yavaş parçalanıyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tabii çok güzel aileler de var. Yani kızını nasıl seviyorsa gelinini öyle seven, annesini nasıl seviyorsa kaynanasını öyle seven aileler var. Bunların sayısını çoğaltmak ve bunları teşvik etmek lazım. Maalesef bunların esas sebebi nedir biliyor musunuz? Evet hocam. İnsanın kendine tapmasıdır.
Daha bir bencil bir evet, bencil, nesil geliyor. Nefsine tapan, evet, her şeyi büyüten, empati kurmuyorlar. Kendinden başkasının menfaatini düşünmeyen, sadece kendi menfaatini düşünen, herkese tepeden bakan, kendini çok akıllı zanneden, kendisini her zaman tepeye konduran böyle bir ego patlaması var insanlarda. Bunu tabii çocuklara da maalesef özgüven, özgüven diye diye çocuklara da tam bir böyle put haline getirdik. Anne baba bazen de çocuklarına tapıyor. Evet, çocuğu evet, put. Yani çocuğuna biri dokunsa patlıyor. Çocuğuna bir şey olsa efendim ölüyor, yıkılıyor, mahvoluyor. Bütün hayatı çocuğuna endeksli. O da onun putu. Halbuki Yakup'un imtihanı Yusuf'ladır. Onu aşırı düşkünlük yaptığın an imtihanı kaybedersin. En çok kimi seveceksin? Allah'ı ve Resulünü seveceksin. Her şeyin bir sırası var. Sonra anne babanı seveceksin. Sonra çocuğunu seveceksin. Bu sıralamayı değiştirdik. Anne baba çocuğuna tapınca çocuk sebebinden de çok kavga oluyor. Aşırı bir kavga oluyor. Elbette çocukları seveceğiz. Çocuklara şefkat göstermeyen, büyüklere saygı göstermeyen bizden değildir. Peygamber Efendimiz çocuklara ne kadar severdi ama onu put haline getirmeyeceksin. Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam kız bebeğimiz olacak. Bazıları annemin ve kayınvalidenin ismini koymamızı istiyor. Ben peygamberimizin süt kardeşinin ismini koymak istiyorum. Hangisini koymalıyız? Dini açıdan hangisi doğrudur demiş hocam. Diğer isimleri de söyleseydi keşke. Yani annesinin, anne ve kayınvalidenin ismini. Kayınvalidesinin isimlerini söyleseydi. İkisi de güzel. Asıl olan kültürü yaşatmaktır. İsimler bizim tarihimizdir aynı zamanda. Yani bir tarihi süreç içerisinde mesela ben dedemin adını taşıyorum. Dedem dedesinin adını taşıyor. Böyle ne oluyor? Biz soyumuz tarihen geliyor bize. Ama bunları unutturuyorsun şimdi. Taş diyorsun, kaya diyorsun, çinko diyorsun, demir diyorsun, insanlara isim koyuyorsun. Kimin aslı, kimin nesli hiçbir şey belli değil. O çocuk da ondan zaten o isimden bir mana yok. Kaya gibi oluyor, savaş gibi oluyor, barut gibi oluyor. Bunlardan isim olmaz. İsim güzel olacak. Burada annesinin adı şayet gerçekten Kur'an'da, sünnette manasına uygunsa, bak geçmesi şart değil, uygunsa manası, atalarından gelen isimleri tercih etmesi daha doğru. Evet. Şimdi yine Hatay'dan bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar Leyla Hanım. Hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah ala külli hal. Sibel küfrü ve dalal. Yanlışımız hariç her halimize hamdolsun. Buyurun. Hocam ben Hatay'dan arıyorum. Hatay'a deprem bölgesi. Selam olsun. Hatay bütün deprem zedelere geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin. Sağ ol hocam, sağ olasın. Belen yaylasından mı arıyorsun? Belen Gedik yaylasından hocam. Ya, çok güzel yerden arıyorsun ama orada bir orman yangını olmuştu. Geldi mi size kadar? Evet, evet. Orman yangını oldu evet hocam. Ya geçmiş olsun. Çok sağ güzel hocam, güzel yerdesin. Olasın. İskenderun'dan hocam, bir dakika. Hatay'a geçerken orada çok güzel bir yayla var. Kanal 7. Nereye gittiniz Leyla Hanım? Komşumdayım. Şimdi komşuma geldim. Komşular da açsın hepsi Kanal 7'yi. Buyurun. Evet evet Kanal 7'yi açıyor komşularımız. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Beraber yürüyeceğiz neredeyse orada çok köyde. Belen Yaylası'nda. Evet. Buyurun. Belen Gedik'inden arıyorum hocam. Yani aslen Kırıkan Kurtuzoğlu köyünde. Tamam. Ama Belen Gedik'te yaşıyorum. Evimiz yıkıldı. Geçmiş olsun. Geçmiş buyurun. Olsun. Sağ olun. Hocam şimdi benim iki sorum var. Dinliyorum. Sorumun biri benim çocuğum olmadı. Ben koruyucu aileyim. Evet. İki çocuk aldım. Bir tane aldım. Sonra devlet bana bir çocuk daha verdi. İki kardeşi aldım. Maşallah. Ama şu an çocuklarımı büyüttüm. Biri 15 yaşında. Biri 13 yaşında. Maşallah ne güzel. Hocam ben bunları mirasçım olabilir mi? Yani ben 18 yaşından sonra üstüm alacağım. Yani mal varlığımı çocuklarıma koymak istiyorum. Peki akraban var mı? Teyzen, amcan, dayın, halan, annen, baban? Ya tabii ki annem babam yok. Ablalarım, yeğenlerim, abim var. Kayınlarım var. Onların çocukları var.
ama ben çocuklarıma koymak istiyorum bu mirasımı. Tamam. Yani 18 yaşından sonra üstüme almayı düşünüyorum. Anladım. Günahı var mı hocam? Anladım. Tamam. Benim hocam derdi ki şimdi gel. Şimdi konuya gel yani. Sadede gel. Evet. Biz hami aile oluruz. Kur'an'da 17 yerde yetimin hakkı anlatılıyor. Yetimi besleyip büyüten cennette benimle böyle olacak diyor Peygamber Efendimiz. Yan yana olacağız diyor. İnşallah o sevabı alırsınız. İnşallah hocam. Üç şartı var. Ha. Yetimi büyütmenin üç şartı var. Bir, soyunu unutturmayacaksın. Tabii ki evet. İki, mirasçın varsa başka akraban falan bütün mirası ona vermeyeceksin. He. Üç. Yani hocam tabii ki yani şimdi yeğenlerim var, he, ablalarım var. Onlar da. Ya ama şöyle diyeyim hocam, ablalarım falan hepsi diyor yani çocuğu üstüne al, mirasçın olsun çocuklar. Ablanın der de çocuğu ne der? Onun işte onları da gönlü razı olursa, razı edersen olur. Razı etmezsen olmaz. Bu olmaz. Üç. Bunun mahremiyeti tabii dışarıdaki insan gibi değil. Senin öz evladın gibi soyunu da soyadını değiştirsen bile ki doğru değil değiştirmen. Soyadını evet. değiştirsen bile öz evladın gibi olmaz. Yani senin çocuklarından bir başkası akraban, yakın akraban onlarla da evlenebilir. Bunları bilmen lazım. Bu üçüne dikkat ettikten sonra yetim büyütmek çok faziletli. Özellikle İslam uleması diyor ki bütün mirasını ona bırakmamalı, öbürlerinin de hakkını unutmamalı. Evet. Birinci evet. soru bu. İki. İkincisi de hocam şöyle. Eşimin mallarını kardeşi işte baba ölüşün vekalet istedi. Verdi vekalet. Hani evet. miras paylaşılsın. Miras paylaşıldı, intikal olsun diye. Evet. O da hani güvendiği için tapuyu tamamen bütün eşimin malının tamamını üstüne çevirdi. Kardeşi. Kardeşi. O da şimdi öldü. Vurdular onu. O da öldü. Ama eşime yani ha malım bizim içine girmiyorlar tarlalarımızın ama tapuyu da vermiyorlar. Verecekler. Biliniyorsa yani şahit. Vermiyorlar. Bunun şöyle diyeyim hocam, ben de helal etmiyorum. Yani etmiyor. Biz de ona ne emekle tabii. çalıştık, tarlayı, bahçe yaptık, zeytinlik yaptık ama aynen. vermiyorlar. Hakkımızı ben evet. diyorum, hakkımı helal etmiyorum çocuklarına etme. Da. Bir karış yer üzerine geçirdiyse kıyamette bir alev ateş olarak onun boynuna dolanacak. İnşallah hocam ya. Yok inşallah. Ölmüşe beddua etmeyelim de. Teselliden ahiret biliyor musun hocam? Ya ölmüşe beddua etmeyelim. Ölmüş gitmiş adam ama yanlış yapmış. Şimdi onun çocukları yani, bunu biliyor ya. Onlar da o evet. malın üzerine konamazlar. Onların vermesi lazım. Haram yerler yoksa. Evet. Yani kardeşin malı kardeşe yani helal olur mu hocam? Kardeşin malı helal etmiyor. Yani eşim de asla helal etmiyor. Ya durduk yere malını alamaz ki. Rızasıyla alabilir. Gasp edemez. Bana diyor. Ben diyor siz öldükten sonra 40-50 kişiyle mi uğraşacağım? Yani ben sakene tapuyu alayım. Tamam sonra da versin. Canım belki vermiyor, önce o ölecek. Hocam, ne garantisi var? Yani. Ona direniyor vermem diyor. Verecek tapusu. En az hocam 10 trilyon değerinde malım. Yani birisi getirdi eline hani vekalet verdik. O da işte de, öldü sen de çocukları beni, ve karısı vermiyor. Leyla Hanım. Sen de benim efendim gibi hocam. Sen de benim gibi milyarları karıştırdın şimdi. Trilyon dedin, millet şaşırdı. 10 trilyon ne demek? Ne? Evet, 10 milyon diyelim. 10, evet 10 hocam. Milyondur herhalde. 10 milyondur herhalde. 10 milyon. 10 milyondur evet. He. Yani çok değerli yerlerimiz var tamam. ama tapu yani içine girmiyorlar ama tapuyu da vermiyorlar hocam. Alacaksın, mücadelen et, avukat tut, bir şey yap. Madem o kadar param var, bir avukat tut. Evet. Yani avukat tuttuk. Bunun üstünden 15 yıl geçti hocam. Yani hani vekalet verdiği için avukat da diyor zaten vekalet veriksin üstüne alıp yapacak bir şey kalmayın. Evet tamam. Leyla Hanım hocam diyor ki kanuni olarak haklarınızı arayın diyor. Bakın Malatya'dan da bir izleyicimiz hatta bekliyor onun için kusura bakmayın. Başka evet. sorunuz var mıydı Allah'a emanet Leyla Hanım? Allah'a emanet. Teşekkür ederim hocam da sağ olun, sizlerden. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Hatay'a selamlar. Soyadını verseydik konuşmayacaktık. Soyadını evet. vermeyince cevap yine sosyal medyadan gelen bir soru var hocam. Malatya hemen size bağlanacağım. Annem ve babamın kabrini ziyaret edemiyorum. Onlar için okuttuğum Yasin kabul olur mu demiş hocam. Yani mezarları hocam bizzat gidip ziyaret mi etmek lazım yoksa uzaktan okuduğumuz mezara mezarda bir şey okumak başka bir şey. Kabir ziyareti başka bir şey. Evet. Bunları karıştırmayalım. Evet. Mesela bir insan
kabre gitse, hiçbir şey okumasa, hiçbir şey okumadı. Gitti annesinin mezarını ziyaret etti, ağladı, düşündü, taşındı, geldi. Sevap aldı. Ha, bu kadar değerli hocam. Tabii kabir ziyareti bu sünnettir. İbretliktir. İbret aldı, ölümü hatırladı, sevap aldı. Ha, bir de hatimler yaptı, duasını orada bağışladı. Kat kat sevap aldı. Gitmeden hatim yaptı, gitmeden dua yaptırdı. O hatmin duanın sevabını aldı ama kabir ziyaretinden mahrum oldu. Evet. Kabir ziyareti. Dolayısıyla yani. Kabir ziyareti çok büyük bir sevap. Tabii. Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi olan birisine kurbanını almaya niyet ettim. Doğru mudur yoksa kendim kesip mi dağıtmam gerek demiş hocam. İkisi de olur. Toptan bir kurbanı ona hediye etmek çok daha güzel olmuş. Evet. Daha yani bu şekilde yapmış. Yapılabilir. Tabii, doğru. Evet, Malatya hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz sizi beklettik Çiğdem Hanım, kusura bakmayın. Hemen alalım sorunuzu. Benim sorum şu hocam. Benim eşim 25 yıllık asker. İlk işe başladığından itibaren maaşından oyak birikimi birikiyor. Evet. Yalnızca bu parayı emekli olduktan bir yıl sonra çekme hakkı var. Bu paranın zekatı var mıdır? Bunu sormak istiyorum. Yani eşim yok diyor, şu anda çekemiyoruz bu parayı. Yani kullanmadığımız için eşim bu paranın zekatı olmaz diyor. Olmaz. Yalnızca emekli olduktan sonra, bir yıl sonra eşim maaşa bağlanacak. Tabii canım, bu paranın zekatı var şimdi olmaz tabii. Niye olmaz? Bak şimdi hepimiz, belki siz de çalışıyorsunuz, memur olabilirsiniz. Memurlardan, işçilerden devlet emekli maaşı için kesinti yapıyor değil mi? Evet hocam. SSK'ya kesinti yapıyor, başka şeylere kesinti yapıyor. Bu kesintiler birikmiş şu anda, hepimizin maaşı var. Ben şimdi emekli olsam epey bir şey alacağım diyelim. Evet. Duruyor ama ben almamışım, hiçbir şey, ne alacağımı da bilmiyorum. Elde bir şey yok. Üzerinden de bir yıl geçmemiş. Ben alacağım, üzerinden bir yıl geçecek. Ya da para bendeydi, borç verdim, kesin alacak, gelecek bana. Ne zaman geleceğini de biliyorum, alacağımı da biliyorum. O zaman onu zekata sayabilirim veya zekat olarak oradan dağıtabilirim. Bunun dışında sizin gayri ihtiyar, istemeden başka şekilde bir yerde birikmiş ama bilmediğiniz bir paranıza zekat gerekmez. Aldığın zaman gerekir. Aldıktan sonra hocam, yani zekatını vereceğiz. Aldıktan sonra, borçları çıktıktan sonra elinizde kalıyor, bekliyorsa ondan zekat gerekir. Tamam hocam. Hocam iki tane daha çok kısa bir sorum olacak. Biraz buyurun. Hızlanalım mı Çiğdem Hanım? Buyurun. Tamam. Ya yani biz bayanlar hocam geniş pantolon giyiyoruz. Üzerine uzun tunikler giyiyoruz. Yani bununla namaz olur mu? Buradaki hocalarımız kesinlikle olmaz diyor. Kadınların etek giyerek namaz kılması şarttır diyor. Ya bir kadınlar, kadınların bak, kadınların etek giymesi Yahudilikte var. Yani Yahudiler, ne deniyor ona? Aşırı dinci Yahudiler. Bir kız, kadın değil, kızların da öyle, okula giden kızlar da etek giymiyorsa onu günahkar sayıyorlar. Mutlaka etek giyecek. Pantolon giyemez asla onlarda. Ama bizim dinimizde şöyle bir şey. Kadının tesettüründe 3 şart var. Kadının tesettürü şu. 1. Vücudunun hatlarını belli etmeyecek. 2. İçini göstermeyecek. 3. El yüz hariç vücudunu örtecek. Buna uygun olarak bir kadın altında şalvar giymiş ya da pantolon giymiş ama üstüne tunik mi diyor? Dizlerin, evet. Diz kapaklarını geçecek şekilde ve aşağısını da göstermeyecek şekilde, aşağıda bir pantolon ya da bir şalvar olabilir. Bu şekilde üstünü de örtmüş. Altında ne giyerse giysin, ona karışılmaz. Yani illa sadece etek giyeceksin, o Yahudilikte var, bizde yok. Yahudilin de şeyinde yok, yani orijinalinde yok. Onlar şu anda öyle inanıyorlar. Dinimizde şöyle bir şey de olmasın yalnız. Maalesef benim adıma bir sürü yalan haber üretiyorlar sosyal medya. Mustafa Hoca pantolonla namaz olabilir dedi. Haşa, öyle bir şey demedi. Pantolonun üzerine siz geniş bir şey giymişsiniz, dizinizden aşağı inmiş ve vücudunuzu belli etmiyorsa içinde pantolon varmış, şalvar varmış. İslam onunla ilgilenmez, din onunla ilgilenmez. Bunu söylüyoruz.
Bu şekilde olur. Ölçüş, evet. Ölçüyü borç ver. Verilen zeka, borç verilen altının da zekatı var mıdır hocam? Var. Bak, aldım, çok teşekkür ediyorum. Az önce söyledim, borç verilen altın kesin gelecekse zekata girer. Tamam hocam. Çok elimize geçmeden mi? Evet. Geçmese de zekatını vereceğiz. Zekat. Peki Çiğdem Hanım, Malatya'ya çok selamlar, hayırlı günler sağ diliyoruz. Sağ olun, hocam da sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Sağ olun, sağ teşekkürler. Hocam izninizle ben programımızın hediyelerini yine hatırlatmak istiyorum. Bir tane hediyemiz kalemli Kur'an-ı Kerim. Bunu ben çok beğeniyorum. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler için, yavaş okuyanlar, yanlış okuyanlar için hem eğitici hem de okuması için pili çok büyük bir kolaylık. Bir şimdi bakayım. Pili olup olmadığını bilmiyorum hocam. Bir siz bir bakın isterseniz. İkinci hediyemiz bu şekilde kadife kaplı Kur'an-ı Kerim. Üçüncü hediyemiz de yine böyle güzel feraceler. Üç tane hediyemiz olacak sevgili seyirciler. Var mıymış hocam? Çok güzel. Sanırım hocam birkaç hoca da okuyor. Tabii onlarca bak burada bir sürü. Evet. Hocalar okuyor. Farklı hocalardan okunuyor. Hangisinin üzerine getirirseniz o okuyor. Evet. Gerçekten güzel düşünülmüş bir hediye. Evet sevgili seyirciler, bu hediyeleri kazanmak için programı izliyorsunuz. Program boyunca 3 tane şifre vereceğim. Bu 3 tane şifreyi not alıyorsunuz. Programın sonunda telefon hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu hediyeleri takdim edeceğiz. Şimdi WhatsApp hattımıza gelen video sorularından alalım. Selamünaleyküm hocam. Hocam benim sizlere sorum şu. Ben 6 sene öncesi görücü usulü olaraktan nişanlandım. 3 ay nişanlı kaldıktan sonra anlaşamadık, ailesi karıştığı için ben nişanımı attım. Bu 6 yıllık süreç içerisinde bana yani çok görücü geldi. 50-60 tane kişi geldi ve ben hiçbirisiyle anlaşamadım. Hiçbirisiyle evliliğim olmadı. Bu süre zarfında akrabalarım, konumuz, komşumuz beni bir hocaya götürdüler. Hani evlenemediğim için. Hocaya benimle alakalı gerekli bilgileri vermişler. Hani evlenemediğimi, nişan attığımı. Bayan beni görünce kısmetimin kapalı olduğunu söyledi. Bunu açmak için 21 Taha suresi okumamı söyledi. Haricinde de benden böyle bir kilit istedi. Bu kilidi ben aldım. Belli bir ücret karşılığında, yüksek bir meblağ karşılığında bu kilidi okudum. Bu kilidin şu kısmının kapanmaması gerektiğini, evimin belli bir kenarına asmam gerektiğini ve gelin gittiğimde bir sandığın içerisinde yine bu kilidin kapanmayacak duracağını söyledi bana. Ama ben hiçbir şekilde kendi gönül rızamına gitmedim ve hiçbir şekilde de buna inanmıyorum. Ama bayan okuduğu için yani bu kilidi ailem evde tutuyor. Sanki ben Allah'a şirk koşuyormuşum gibi hissediyorum ama hiçbir şekilde inanmıyorum. Hocam bunun günahı nedir? Ne yapmam lazım? Nasıl bir çözüm bulmam lazım? Bana bir yol gösterirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet hocam. Şimdi bunu görünce geçen sosyal medyada bir haber vardı. Meditasyon yapıyorlarmış. Hocaları demiş ki o da muskacı. Ya muskacıların başka bir türü. Evet. Herkes demiş ağaca sarılacak bir ağaca ve ağaçla sohbet edecek. Allah akıl versin size yahu. Evliliği getirdim bir kilide bağladım. Köln'de büyük bir kilise var. Onun yanında bir demir köprü var. Demir köprü çok büyük bir köprü. İnanır mısınız? Köprünün ağırlığından fazla oraya takılmış kilitlerin ağırlığı var. Bütün evlenecekler, aşıklar, bilmem neler kilit takmışlar hocam, oraya. Bu iş demek ki Avrupa'da da var. Yani sadece İslam ülkelerinde yok. Hurafe. Hurafenin evet. Merkezi Hristiyanlık. Evet. İslam'da yok ki. Evet. Hristiyanlıkta hurafe var. Hristiyanlıktaki hurafe ne? Şimdi tertemiz çocuklar, masum çocuklar doğdu ya. Hristiyan diyor ki bunlar temiz değil. Niye? Bunlar Adem'in günahını taşıyorlar. Hepsi kirli. Doğan çocukların hepsi günahkar. Ne yapmamız lazım? Taşın içine şarabı, suyu, bilmem neyi koyuyorlar. Okuduk diyorlar. Ondan sonra o çocuğu bağırttıra şaraptan yıkıyorlar, vaftiz ediyorlar. Günahtan çıkarıyorlar. Günahı çıkarıyorlar içinde. Cinler girmesi Hristiyanlıkta vardır. İnsan içine cinler girdi falan. Dolayısıyla bir kilitten mi sen evliliğini? Sen kilitle evlenirsen zaten işin bitti. Kilitçilerde, anahtarcılarda bir sürü kilitli, açık kilit var. O zaman onların kısmetleri çoğunun açılıyor, çoğunun kapanıyor falan. Bırakın bunları. Nalburcular bu bayağı... Kaç yaşındasın? Allah size akıl fikir versin.
hocaya gitti. Ne hocası ya? Muskacı, sahtekarın bir tanesine gittin, sana bir para almak için bir tılsımlı bir şey söyledi. Ona da Kur'an'ı alet etti. Böyle ateş deru bi ayetillahi semenen kalila. Kur'an'ı da sana sattı ayeti ucuz bir fiyata. Maalesef bunlarla evlilik falan olmaz. Kısmette kapanmaz. Sen gönlün ilk dar şeyde nişanda kaldı, takıldın oraya. Hiç kimseyi gözün görmüyor. Bırak, unut onu. Yeniden bir sayfa aç. Bak, hemen nişanlanırsın. Kilidi at, kaldır at. Camdan dışarı at. Kim okuduysa okusun. At onu dışarıya. O zaman hocam müştebadan rica edelim. Kısmet açıcı bir dua var mı hocam? Ya kısmet açıcı dua, biz Allah herkese hayırlı evlilikler nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de efendim Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate ayun ve cealna lil muttakine imama. Bunlar Furkan Suresi 74. O zaman Furkan Suresi 74'ü arkadaşlar okuyun, ekrana Fetih verelim. Fetih Suresini okuyun efendim. Ya müfettel ebbab iftahlena heral bab. Ey kapıları açan Rabbim, bize hayırlı kısmet kapıları aç. Onları dua edin. Ama kilitli olmaz bu ya. Burası kilise değil ki. Yani. Evet. Bu arada hocam, stüdyomuzda genç misafirlerimiz var. Şair Abay Kunanbay, Anadolu Lisesi'nden misafirlerimiz. Sizler de hoş geldiniz gençlerimiz. Bu şair Abay Kunanbay'ı merak ettik. Bir hemen bir soralım açıklarsa, o zaman. Evet. Hocamız burada. Hocamızdan soralım. Evet. Hocam önce sizi tanıyalım. Buyurun. Merhabalar. Adım Veysel. Soyadım Ayçiçek. Şair Abay Kunanbay Anadolu Lisesi'nde din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Öğrencilerimizle buraya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ya, okulumuzun kurucusunun adı, yani Şair Abay Kunanbay, Kazak bir felsefeci, şair bir, bilgin bir insanın adını bizim okulumuza verdiler. Yani okula o yardım mı etmiş? Hayır. Onun hani onun adını, kurucusu onun adını vermiş. Evet. Okulumuzun adı Şair Abay Kunanbay, Kazak bir liderin. Peki okulun Kazakistan'la bağlantısı ne? Bağlantısı işte oradaki hocam, oradaki işte protokoller falan da işte. İş adamı oradan biri mi yaptırmış okulu? Evet. Yani yok, hayır. İsmi sadece. Buradan oraya kardeşlik, evet, köprüsü kurulmuş. Evet, aynen. Kardeşlik köprüsü anlamında okulumuzun adına verilmiş. Çok güzel. Evet. Çok meşhur mudur onun şiirleri? Meşhur hocam. Meşhurdur. Evet. Var mı aklınızda? Yok, şu an yok. Merak ettim yani, kitabı falan varsa alalım biz de inşallah. Kaçıncı sınıf öğrencileri? 9, 10. 9. Lise 1, lise 2. Peki şu delikanlı kendini bir tanıtsın bakalım. Evet. Sen ben mi diyen bakalım. Hocam adım Erdem, soyadım Yozgatlı. Yozgatlı? Evet, ama Yozgatlı değilim. Yozgatlı değilsin, evet. Biraz yakın tutar mısın? Kaçın sınıftasın? 9. sınıfa gidiyorum. Evet. En sevdiğin ders ne? Beden. Beden mi? Çok güzel. Peki bir spor yapıyor musun? Spor salonuna gidiyorum. Ne yapıyorsun? Fitness işte. Ağırlık falan kaldırıyor. Ağırlık kaldırıyorsun. Evet. Basket oynuyor musun? Futbol, voleybol? Futbol oynuyorum. Futbol oynuyorsun. Kaç numarasın? Yani defans. 4 numara. 4'te. Peki. Peki. Teşekkür ederiz. Peki. Çok teşekkürler. Kızlarımızdan da birine mikrofon verelim. Evet. Verelim bakalım. Boğazım ağrıyor diyor. Geçmiş hoş olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adım Medine. Soyadım Gün. Ben de 9. sınıf öğrencisiyim. İlgilendiğim bir spor yok. Daha çok voleybol oynuyorum. Üstüne basmadan o kadar. Spor sormadım. Derslerin hangi dersi? Derslerim, en sevdiğim ders biyolojiye giriyor. Biyoloji. Biyoloji. Evet. İleride biyolojiyle ilgili bir şey, gen mühendisliği falan mı düşünüyorsun? Yok. İleride daha çok iktisat veya gazetecilik düşünüyorum. Gazetecilik. Yolun buraya uğrayabilir yani. Evet, evet. Tozunu yuttum bugün. Hayırlı olsun. Peki Medine'ciğim. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, şimdi yine WhatsApp hattımıza gelen iki tane video sorusu alalım. Selamun aleyküm muhterem hocam. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Hocam benim bir maruzatım var. Benim oğlan gitmiş bir kıza gönül vermiş. Nişan yaptık. İstedik kızı, nişan yaptık. Şimdi düğün zamanı geldi. Ben dini anelerimize göre ilahili, resmi nikahlı, ilahili bir söyleşiyle bir düğün istiyorum. Kız tarafı çalgılı, çengili düğün istiyormuş hocam. Ben dolayısıyla oğlanla tartışmış bulundum.
oğlan diyor babam ben kızı nasıl kırayım? Şimdi ikilemde kaldık hocam. Mecbur kız tarafına olacak belli oldu. Bunun bize bir günahı olacak mı hocam? İstirham ediyorum. Selamlar hocam. Benim babam 2020'de vefat etti. Biz 5 oğlan 2 kızız. Annemi getirdim 3 sene yanımda kaldı hocam. Annemle birlikte kredi de çekmiştik. Onun ihtiyaçları vardı. Annem tansiyon hastası, biraz rahatsızlığı vardı. Hocam kardeşlerim, anam hep küsüyorlardı. Sen paranı hep kızına vereyim, kızının yanında kalayım, bilmem neyi hep dedikodu ediyorlardı. Hocam ben de bu sonbahar ayında anamı öbür abimin yanına gönderdim. Anam gitmek istemedi, ağladı hocam. Kızım ben gitmeyeyim, senin yanında kalayım dedi arabaya binerken. Ben de bana git dedim. Orada kal ben seni getiririm, hele kal orada anladım. Hocam kardeşim yanına gitti, orada da kaldı. Bir ay kaldı orada bakmamışlar. Anama hakaret etmişler işte, ilaçlarını vermemişler. Bir ayın içinde de vefat etti. Kardeşlerim de anama ilgilenmediler. Babama da bakmamışlardı da, anam da böyle olunca anama da bakmadılar. Hocam, bunun günahı nedir hocam? İyi günler, hayırlı yayınlar. Evet hocam, yani dinlerken benim de yüreğim titredi. Yani keşke bizimkiler sağ olsa da biz onlara bakabilsek ama yaşarken değerlerini bilmek lazım. Van'dan bir izleyicimiz hatta. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam, buyurun. Geçen hafta da aramıştım da bağlanamamıştık. Bu hafta nasip oldu? Buyurun kardeşim, dinliyoruz, sorunuzu alalım. Anlamadan birisine çok beddua ettim. Kapıcanımı yaktılar. Hem beni buldu. Bedduayı bıraktım. Allah'a havale ettim. Ah ettim. Yani tam yerde kalmasın dedim. Bu ah etmek günah mıdır? Kime, yakın mı, akraba mı beddua ettiniz? Kime beddua ettiniz efendim? Alo? Telefonda bir sorun oldu. Sesiniz gitti. Kime beddua ettiniz? Akrabam değil. Bir akrabanıza beddua ettiniz. Tamam. Peki efendim. Şimdi kısa bir araya gireceğiz. Hocam şimdi kısa bir araya gireceğiz. Sevgili seyirciler, ilk şifreyi vermek istiyorum. Birinci şifremiz bu Ferace, Kur'an-ı Kerim, kalemli Kur'an-ı Kerim ve kadife kaplı Kur'an-ı Kerim için ilk şifremiz Emin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in isimlerinden bir tanesi. Şimdi ben de merak ediyorum hocam, böyle çalgılı, oynamaklı düğün yapmak caiz midir? Evet. Ve yine beddua etmenin hükmünü size soracağız. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yayınlar. Hocam benim bir maruzatım var. Benim oğlan gitmiş bir kıza gönül vermiş. Nişan yaptık. İstedik kızı, nişan yaptık. Şimdi düğün zamanı geldi. Ben dinyanelerimize göre ilahili, resmi nikahlı, ilahili bir söyleşiyle bir düğün istiyorum. Kız tarafı çalgılı, çengili düğün istiyormuş hocam. Ben dolayısıyla oğlanla tartışmış bulundum. Oğlan diyor babam ben kızı nasıl kırayım? Şimdi ikilemde kaldık hocam. Mecbur kız tarafına olacak belli oldu. Bunun bize bir günahı olacak mı hocam? İstirham ediyorum. Selamlar hocam. Evet. Diğer soruyu da alalım. Sonra düğün konusuna geçelim isterseniz. Evet. Diğer WhatsApp vardı. Benim babam 2020'de vefat etti. Biz 5 oğlan 2 kızız. Annemi getirdim 3 sene yanımda kaldı hocam. Annemle birlikte kredi de çekmiştik. Onun ihtiyaçları vardı. Annem tansiyon hastası, biraz rahatsızlığı vardı. Hocam kardeşlerim, anam hep küsüyorlardı. Sen paranı hep kızına vereyim, kızının yanında kalayım, bilmem neyi hep dedikodu ediyorlardı. Hocam ben de bu sonbahar ayında anamı öbür abimin yanına gönderdim. Anam gitmek istemedi, ağladı hocam. Kızım ben gitmeyeyim, senin yanında kalayım dedi arabaya binerken. Ben de bana git dedim.
Orada kal, ben seni getiririm. Hele kal orada anacığım. Hocam kardeşim yanına gitti. Orada da kaldı. Bir ay kaldı, orada bakmamışlar. Anama hakaret etmişler işte. İlaçlarını vermemişler. Bir ayın içinde de vefat etti. Kardeşlerim de anama ilgilenmediler. Babama da bakmamışlardı da. Anam da böyle olunca anama da bakmadılar. Hocam bunun günahı nedir hocam? İyi günler, hayırlı yayınlar. Evet. Allah kolaylık versin. Amin. Şimdi büyükler yaşlanınca bebekleşiyorlar. Bir bebeği kendi evinden başka yere götürdüğün zaman rahatsızlanıyor. Hemen havadan nem kapıyor. Kalabalıktan ürküyor. Yerini arıyor çocuk. Büyükler de aynı öyle oluyor. Yaşlılar öyle oluyor. Evet hocam. Yaşlılar, büyüklerimiz nerede rahat ediyorlarsa orada kalmalılar. Yok sen şurada kal. Kalk oradan, oraya oturma, şuraya otur. Ya ben burada iyiyim diyor. O bebek gibi sözünü fazla söyleyemiyor. Gücü de yok. Takatı yok. Senin kadar konuşamaz. Orada otursun. Orada yatsın. Burada yemek yemek istiyorum. Yok orada yeme, gel buraya gel. Yapma onu işte. Ona bebek gibi davranacaksın. Ama çocuklarına mesela katlanıyorlar. Çocuk öyle çocuğa, deyince yapıyorlar. Çocuğa katlanıyor. Anaya evet. Babaya hemen hırlıyor. Evet. Birincisi bu. İkincisi, herkes küçükken maalesef benim annem, benim babam, büyüyünce senin annen, senin baban, al bakalım. Üçüncüsü, bu kardeşimiz bakmış, elbette ona biraz daha fazla masraf verecek ki daha iyi baksın, emeğinin karşılığını versin. Tabii. Sen ona paranı niye veriyorsun? Niye vermesin? Onlar, o bakıyor, sen bak sana versin. Değil mi? Tabii, aynen. Yani aldığı 3 kuruşa bile göz döküyor evlat. Bu da haram, bu da yanlış. Yazık. Ne oldu? Dedikodusunu yaptın, bu kız da alın siz bakın dedi, götürdünüz, kadını öldürdünüz. Bilerek öldürmedin ama ne yaptın? Damarına bastın, kızdırdın, ilacını vermedin, bakamadın, başına kalktın, kadına kahrettin, kadına bir ay içinde öldü gitti. Bir evlat anne katili olur mu? İşte böyle olur. Yazık oldu. Annenin bütün günahı vebali o evlatların üzerine oldu. Şimdi de vicdan azabıyla yaşıyor. O evlatlar nasıl cennete girecek? Kur'an-ı Kerim öf bile demeyin diyor anne babaya. Bunlar anne babayı öldürmüşler. Allah ıslah etsin. Beddua ettim. Bedduada efendim ahı yerde kalmaz. Sonra beddua bana döndü. Şimdi Allah'a havale ettim diyor. Beddua etmek de bizim hakkımız. Resul Efendimiz ve Kur'an la'anehumullah, Allah onlara lanet etsin diyor. Hafızları, 70 tane hafızı şehit eden Bir ve Zekvan kabilelerine Peygamber Efendimiz 40 gün sabah namazından sonra beddua etti. Olabilir. Bedduada yeri haklıysan olur ama haksızsan sana döner. Şimdi gelelim düğün konusuna. Evet hocam. Bugünlerde düğünler çoğaldı değil mi? Sizden akrabalardan düğün olanlar var mı? Bugünlerde bak. Kim evleniyor? Bakalım, soralım. Dur, mikrofonu hemen soralım, vereceğim. Bakalım. Herkesin yanında. Bizim de düğünümüz var bu hafta yani. Bak benim de yeğenim. Benim annemin kuzeni evleniyordu. Onun düğününe gitmiştik biz de. Nasıl oldu düğün? Düğün kız tarafının isteği de oldu. Erkek tarafının isteği de oldu. Ortaklaşarak. Ne yaptılar? Nasıl yaptılar? Mesela kız tarafı da bizde eğlence istedi. Heh. İşte erkek tarafı da daha bir muhafazakardı. İşte onlar da ortaklaştı. Ortak bir karar aldı. Böyle yaptık. Yani yine eğlenceli oldu. Yine düğün salonunda evet. Oldu. Şimdi eğlencenin ölçüsü nedir İslam'da? Onu anlatacağım. Eğlence var mı yok mu? Onu anlatalım. Önce meşru eğlence düğünde caizdir. Düğün cenaze gibi olamaz. Cenazede yas tutarız, ağlarız. Düğünde seviniriz. Düğünde eğlence olur. Bizim eğlencelerimiz de helal olmalıdır. Haram olmaz. Mesela düğünde içki olmaz. İçki haramdır. Çalgıya gelince, içkisiz sadece şarkı, türkü söylenecek ise burada da oynama vesaire olacaksa erkekler kendi aralarında, kadınlar ayrı bir yerde düğün eğlencesi yapmalılar. Mesela kına gecesini kadınlar ayrı yapıyorlar. Evet. Bu doğrudur. Ve orada eğlensinler, şarkı türkü söylesinler. Buna delilimiz nedir? Buhari'de İdeyn kitabında, bayram kitabında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize
Diyor ki bir yoksul bir kızın nişanına gittin, düğününe gittin. Orada neler yaptınız? Oturduk diyor, sohbet ettik. Peki eğlenmediniz mi, def çalmadınız mı düğünde? Yok ya Resulallah, def çalmadık diyor. Bak Peygamberimiz ne diyor? Yahu def çalsaydınız ya. Onlar, Medine'deki kızlar def çalınmasını severler de düğünde, nişanda. Niye def çalmadınız diye def çalmayı tavsiye ediyor. Yani eğlenin diyor. Kadınlar kendi arasında eğlenebilirler. Eğlence nasıl olacak? Erkek kadın karışık olmaz. Erkeklerle kadınlar, yabancılar birbirinin yanında hep beraber oynuyorlar. Bu olmaz. Ama kadınlar ayrı bir eğlence yaparlar. Erkekler ayrı eğlenceler yaparlar. Burada maalesef aşırı uçlar var. Aşırı uçlar. Onlar diyor ki düğünde ilahi bile söylenmez. Allah, Allah de, la ilahe ile kelime-i tevhid çek, başka bir şey. Ya burası zikir meclisi değil, düğün meclisi. Allah'ın adıyla, peygamberin kavliyle olacak ama eğlenmek fıtri bir şey. Düğün düğün gibi olacak. O da doğru değil. Medineliler bundan hoşlanırlardı diyor. Eğlencelerimiz meşru olmalı. Düğünler nasıl olmalı? Düğünlerde iki taraf birbirine kolaylık sağlamalı. Bizde örfen nişan kız tarafınadır. Evet. Düğün erkek tarafınadır. Erkek tarafı, evet. Erkek tarafı düğünde, kız tarafı böyle istedi. Ben de ona uydum. Onlar çalgılı, eğlenceli, karışık düğün istediler. Bir de içki de var işine. Biz ona da razı olduk. Günaha ortak oldun sen. Sen dünden razıydın zaten. Hemen ram oldun. Bu da günah olur. Ama iki taraf birbirine kolaylık sağlayacak. Başka insanlar rahatsız edilmemeli. Şimdi İstanbul'da görüyoruz. Adam mahallede sokağı kapatıyor. Sokağı kapatıyor ya. Bu sokak senin değil ki. Araba geçecek. Zaten ufacık bir tıkanıklığa tahammülü yok İstanbul'un. Saatlerce yolda kalıyorsun. Ama sen tutmuşsun sokağı kapatıyorsun. Sabaha kadar davul çalıyorsun mahallede. Burası köy yeri değil ki. Üç tane ev yok burada. O anda gece yarısı işe giden var, gece işten gelen var, hasta var, çocuk var, yaşlı var, okul var, yurt var, hastane var. İşte burası affedersin İngöl'ün ahırı değil. Düğün sonrası sıkıntı yaratacak borçlara girmemeli. Al da al, şunu da al. Yatak odası, mutfak takımı, efendim salon takımı, kaplar, kacaklar, dolaplar, kıyafetler, beyaz eşya. Ne olacak? Öde. Ne zaman öde? Ömrünün sonuna kadar öde. Bitmeyen borç. Bitmeyen borç. Bu da günah. Ya İslam'a göre örf ve adete uygun olmayan davranışlar terk edilmeli. Örf ve adete uygun olanlar davet. Düğün davettir. Düğünde kurban kesilir, yemek verilir veya akrabalar, komşular, arkadaşlar, dostlar düğüne davet edilir. Hiç kimsenin haberi yok. Biz evlendik. İyi. Allah mesut etsin. Akrabanın haberi yok. Kimseyi çağırmamışlar. Kim bir yemek bile vermemişler. Düğün yaptık diyorlar. İsraf ve gösterişten kaçınılmalı. Maddi anlaşmazlıklar yüzünden bozulmamalı. Bir tane olay anlatayım. Onu okuyunca aklıma şu geldi. Şimdi 1990 yılı falan, 1990'larda ben Fatih'te görevimde düğünümüz var. Siz de orada dini nikah kıyacaksınız, şahit olacaksınız falan. Ha ne zaman? Pazar günü öğle namazından sonra dedi. Ama pazar günü bekliyorum, ben hazırlandım, gideceğim. Namazı kıldık, adam geldi fakat gözleri yaşlı. Çocuğun babası, damadın babası. Gözü yaşlı geldi. Geçmiş olsun, hayırdır dedim. Gelin arabasına binmiş. Davetliler salonlara gelmiş. İki taraf memleketten gelmişler düğün salonuna giderken arabanın içerisinde takı sebebiyle eyvah eyvah. Düğünü bozmuşlar. Eyvah eyvah hocam. Düğün bozulmuş. Yüzükler atılmış. Şu kadar bilezik takacaktın, bu kadar şey takmadın nişanda falan, bir girmiş kaynalanlar, kayınvalideler oğlanı gelini de ayakmışlar. Hocam düğünümüz iptal oldu dedi. Geldi, yazık düğünü. Olmuş. O kadar emek, masraf, şimdi o kadar insan toplanmış. Maddi anlaşmaz. Ne olacak? İki tane altın eksik olsun. Yani yeter ki bunlar mutlu olsunlar. Allah evleneceklere kolaylık versin. Şimdi bayağı bir zorlaştı.
İnşallah devlet de yardım etsin gençlere, evlenecekler. Öyle bir şey var sanki, değil mi? Sanırım var hocam, bir evlilik paketi var, yardımı var galiba bildiğim kadarıyla. Evlenenler maddi açıdan korkmasınlar. Cenab-ı Hak diyor ki fakir de olsalar Allah fazlından onları zengin kılar. Yeter ki çalışsın, çabalasın. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, ikinci şifreyi de vereceğim. Hattımız Nevşehir'den bir misafirimiz var. Telefonla konuştuktan sonra ikinci şifreyi de vereceğim. Ferace kalemli Kur'an-ı Kerim ve kadife kaplı Kur'an-ı Kerim için 3 tane hediyemiz için ikinci şifreyi telefondan sonra vereceğim. Evet, Nevşehir'den misafirimiz. Alo, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hayırlı sabahlar. Sağ olun, buyurun, teşekkürler. Efendim. Hocam, bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Evet. Hocam, bize misafir geldi. Ona da çay ikram edildi. Akraba oluyor bu uzaktan. Ben dedi bu çayı içmem dedi. Niye? Ona da bu eve dedi ölü toprağın saçılmış, ben bu çayı içmem dedi. Ama benim evimde de 4-5 senedir hiç huzurumuz yok, hiç yüzümüz gülmüyor. Şurayı anlamak istedim. Eve ölü toprağa serilmiş, ben bu çayı içmem dedi. Ne demek? Eve ölü toprağa saçılmış dedi, ben bu çayı içmem dedi. Nereden ama anladı ki? 4-5 senedir bilmiyorum ki. 4-5 senedir de bizim evimizde hiçbir huzur yok. Hiçbir yüzümüz gülmüyor. Bir gün bize, ertesi gün mutlaka ağlıyoruz. Yani siz bu akrabanız bunu söyledikten sonra siz de şüphelendiniz. Evde bir şey mi var mı diye. Evet, hocama sorayım dedim. Ha, onu soruyorsunuz. Şeyim. Tamam. Evet. Şimdi ben anlaşıldı. Ben de gelsem içmezdim çayını. Ya bir ölü toprağa serpilmiş. Şu anlamda söylediyse doğru. Misafirliğe gittik. Herkesin yüzü buzdolabı gibi somurtuyor. Bir taziye evi gibi. Taziye evi gibi. Getirmişler bana ikram yok. Burada ölü toprağa serpim ben bu yok çayı. Yok hocam, ben misafir verdiğimi çok güzel yaparım. Ya böyle yani içim kan ağlasa da ben çok gülerim yani. Peki böyle belli etme. Böyle değil yani. Böyle demedi. Sizde büyü muska var anlamında mı söyledi? Bilmiyorum ki, böyle söyledi. Neden ama sormadınız mı? Ablacığım, bana sormadınız mı? Adama sorsak. Kalabalık olunca soramadım. Niye kalabalıktı o gün? O gün öyle geldiler de misafirlik gelmek için geldiler, yani gelmek için geziyoruz ya. Ziyarete geldiler. Evet. Sonra görüşmediniz mi bu akrabanızla? Su akrabanız işte, görüşmüşsünüz. Şey yapmadım, acaba dedim bir hocama danışayım, ondan sonra gideyim nasıl, neden anladım diye sorayım. Hayır, sonra görüşmediniz mi bu akrabanızla? Yok, sonra görüşmedim, hayır. Yani o daha iyi bilir şimdi. Görüşmemişler. Hocam siz bilir misiniz? Şimdi. Ben bir hocama danışayım dedim. Yani. Adamın niyeti ne olur acaba dedim. Hani acaba bu ölü toprağı niye saçıyorlar? Neden? Ölü toprağı... Uçuz olsunlar diye mi acaba dedim. Ölü toprağı saçmazlar ablacığım. Öyle bir şey yok. Bu söz onun için söylenir. Buraya ölü toprağı saçılmış denir. Ama hocam benim bir şey akşamışım vardı da. O biraz kafadan diyelim. Benim kapıma kumlar saçılmıştı. Saçsın, ne olur. 4 sene önce kapımı ben silmiştim sabahleyin tertemizcene. Kapımı ayağımı çıkarttığınız yerlerde kumlar, topraklar vardı. Onunla temizledi mi gider. Onlardan hiçbir nem kapma. Hiç orada sıkıntı yok. Kafana o takma. O aklıma geldi. Onu düşündüm. Yok düşünme. Düşünme. Hiç onlara takılma. Sen ikramını yapmışsın. O da içmemiş. Kendi bilir. Gidip sorarsın. Ona önce sorsaydın. Niye içmedin çayını? Ne oldu? İşte milletin içinde açmak istemedim. Problem değil. Laf getiren götürenden de sakın böyle. Laf getiriyor. Hiç gerek. Üzerinde durma bence. Gidip sormana da gerek yok. Sormana da gerek. Böyle şeylere de inanmamak tabii. lazım. Bir şey olmaz ondan. Başka soru var mı? Hocam bir de benim 5-6 tane Kur'an-ı Kerim var. He. Ben bir tanesini okuyorum. Hani Kur'an-ı Kerim öbür dünyada şikayetçi olacakmış ya, ben açıp okumadı diye. Evet. Ben hepsini tek tek mi okuyayım, yoksa yani bir okuduğum hepsine aynı olur mu? Kur'an-ı kağıtları şikayetçi olmayacak ki. Hani Kur'an-ı Kerim okumadan hiç beni açmadı öbür dünyada, açıp okumadı diye. Ablacığım, şikayetçi olacakmış. Onun manası o değil bak. Ne kadar lafızca anlıyorsun sen lafları. Aynı bunu da öyle anlamışım bu cümleyi de. Bak şimdi. Bu Kur'an-ı Kerim benim elimde. Abdestim var, okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekelli nezzelel furkan ala abdihi liyekunelil alemine nezira. Ama şurada da 5 tane Kur'an-ı Kerim var. Her hafta duruyor. Ben onları hiç okumuyorum. O Kur'anlar benden şikayetçi mi olacak? O değil bu. Kur'an'ı bir dinle de. Kur'an'ı
aldın, hiç okumadın, Allah'la konuşmadın, Cenab-ı Hak'la konuşmaktır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim sana diyecek, sen beni okumadın. Ama yazılmayan ya da yazılmış kenarda duran Kur'anlar, onlar beni açmadı diye şikayet etmezler. Sen çünkü aynısını okudun. Burada okudun, onu da okumuş gibi oldun. Dolayısıyla oradaki kitapların hepsini tek tek açıp, önce bu Kur'an okuyayım, sonra o Kur'an okuyayım. Hangisini kolayına geliyorsa onu oku. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim hocam. Sen peki. Zahiri mezhebi var, onu bile geçtin yani. Zahirilerde böyle her şeyi lafızca anlar. Peki, Allah'a emanet ol. Hayırlı günler diliyoruz. Nevşehir'e selamlar. Şimdi sevgili seyircimize söz verdim. Nevşehir telefonundan sonra ikinci şifreyi vereceğim diye ferace, kalemli Kur'an-ı Kerim ve kadife kaplı Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz için ikinci şifremiz Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Halim sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ilk şifreyi verdim sevgili seyirciler. Son şifre kaldı, üçüncü şifre kaldı. Programı dikkatlice dinleyin. Halim derken hocam beni şu çağrıştırdı. Güney Afrika'da üniversitede, Cape Town Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doktor Halim Gençoğlu hocam size kitaplarını gönderdi. Orada sömürgecilik üzerine derslere giriyor hocam. Ben Güney Afrika'ya gittiğimde kendisiyle tanıştım. Hatta bir röportaj da yaptım. Ve sizin önerinizle hocam Ebubekir Efendi'nin mezarını ziyaret ettim. Bence Güney Afrika ziyaretimin en anlamlı kısmı Ebubekir Efendi'nin mezarını ziyaret etmekti. Sizden de Allah razı olsun hocam. Kendisi de çok güzel anlattı. Evet. Türbeyi şu anda görüntüleri de arkadaşlar veriyor. Ben Halim Gençoğlu'nun kitaplarını bana da yazdı. Size takdim ediyorum hocam. Kitap göndereceğini söylemişti. Çok teşekkür ederim burada. Halim Gençoğlu hocamıza, çok Güney Afrika'ya kendisini vakfetmiş. Ebu Bekir Efendi'nin türbesinde orada bayağı bir hizmeti, emeği geçiyor. Siz evet, onu hocam. Yerinde gördünüz. Evet hocam. Hakan Erdem de size bir kitap göndermiş. Adalet Bakanlığı'nda hocam. Kadına yönelik şiddet ve medya. Hakan, çok teşekkür ediyorum Hakan kardeşime. Kendisi dergi çıkarıyor, Adalet Bakanlığı'nın dergisini. Güney Afrika, South Afrika deniyor oraya, Cenub Afrika Arapçası. Cennetten bir köşe, yani 15 derece kışın, 30 derece yazın, onu geçmiyor. Bu kadar güzel bir yer. Cape Town denilen o güzel Antarktika... Hocam sözünüzü keseceğim. Şu andaki görüntüler Müslümanların yaşadığı bölge. Evet. O rengarenk evlerin olduğu yer. Burada %2,5 civarında Müslümanlar var. Hint kökenli daha çok. Ama oraya Ebu Bekir Efendi'yi Sultan Abdülaziz, daha sonra da Abdülhamit zamanında iki defa gönderiliyor. Orada İslam'ı yayıyor. Evet. Ve onun soyu orada hala devam ediyor. Efendiyiz deniyor onlar. Efendiler evet. Anlamında devam bir ediyor. Bir de hocam Halim hocamız şöyle bir şey söyledi. Şu anki Güney Afrika'nın Ticaret Bakanı Ebu Bekir Efendi'nin torunlarından, soyundan geliyor. Ticaret Bakanı. Evet, şu anki Güney Afrika'nın Ticaret güzel. Bakanı. Ne güzel. Ve orada Osmanlı sancağı hala duruyor. Mezarın üzerinde Ebu Bekir Efendi'nin Osmanlı sancağı duruyor. Bir kişi dilerse bak neler yapıyor. Buradan yola çıkıyor. İngiltere'ye varıyor. İngiltere'de gemilere biniyor. Ümit Burnu'nu geçerek oradan Cape Town'a iniyor. Ve orada insanlar nedir oradaki insanlar? Çoğu siyahi. Onların birçoğu puta tapıyor. Puta tapan evet. Kabileler var. Onları Müslümanlaştırıyor. İslam'ı öğretiyor, Kur'an öğretiyor. Ve o şu anda orada bayağı bir Müslüman nüfus var. Hepsinin sevabından da Ebu Bekir Efendi'ye gidiyor. Bizim Osmanlı sancağımız da orada hala dalgalanıyor. Onun kabrinin üzerinde duruyor. Devletimiz de oraya epey bir hizmet etmiş. Halim Gençoğlu hocamız da. Hepsine teşekkür ediyoruz. Siz de yerinde gördünüz. Evet. Dualar okudunuz. Evet hocam, sağ olun. Siz de vesile oldunuz. Ettiniz. Hocam ben buradan özellikle tur şirketlerine ben buradan seslenmek istiyorum izninizle. Güney Afrika'ya çok turlar yapılıyor ama hiçbirinin programında Ebu Bekir Efendi'nin ya da oradaki alimlerin hiçbirinin mezar ziyareti yok. Buradan sesleniyorum. Lütfen oraya düzenlediğiniz turlarda lütfen orayı da ziyaret edin. Evet. Ebu Bekir Efendi mutlaka turda yazılmalı. Evet hocam. Yani Cape Town'un manevi şu anda mezarı hocam ekranda. Orada. Yani gerçekten çok önemli bir şahsiyet ve kabri de orada. Bizim için orası çok vazgeçilmez bir topraktır o Ebu Bekir Efendi'nin kabri. Oraya bir Müslüman Türk gidecek de
Güney Afrika'ya o kadar yolu kat edecek. Ebu Bekir Efendi'yi ziyaret etmeden gelecek. O bir eksiklik olarak kalır. Buradan evet. Ben de duyuruyorum. Ben de 2004'te orada kalmıştım. O mezarları ziyaret etmiştik. Şimdi daha bakımlı hale gelmiş. Allah razı olsun. Halim Gençoğlu hocamız türbeyi hocam kendisi özellikle ilgilenmiş. Tamir etmiş, kenarlarını yaptırmış. Bakımıyla birebir ilgileniyor. Mezarın türbeme şeyiyle, bütün bakımıyla işte her şeyle ilgileniyor. Biraz Halim Gençoğlu biraz kendini oraya adamış çok hocam. Çok güzel. 15 yıldır o da orada yaşıyor şu anda. Bir şey daha söyleyeyim burada. Cape Town Antarktika'nın karşısında. Penguenler ve fok balıkları evet. Çokça var orada. Bu Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde Estağfirullah maracel bahreni yeltakiyan beynehuma berzahun la yebgiyan iki deniz birleşti ancak aralarında bir perde vardır suyu birbirlerine karışmaz diye Kaptan Cousteau'nun da işaret ettiği o Ümit Burnu'nda görüyorsunuz Atlas Okyanusu'nun suyuyla Hint Okyanusu'nun suyu yan yana geliyor. Biri 27 derece, biri 4 derece, biri masmavi, diğeri sarı yeşil birbirine karışmıyor. Bunu görüyorsunuz. Kur'an'da geçiyor bu. Orada da Ümit Burnu'nda da gidip görmekte fayda var. Onu da tavsiye ediyorum. Evet. Evet, herkese Allah razı olsun hizmette bulunanlara. Şimdi hocam sıcak bir ülkeden diğer sıcak bir ülkeye, kutsal topraklardan Tuğba Hanım bize selam göndermiş. Hayırlı günler hocam, şu an Mekke'deyiz. Hac vazifemizi yapmak için 36 yaşındayım. Kafilenin tek genci benim. Ankara grubu sizlere buradan dua edeceğim. Allah'a emanet olun inşallah demiş hocam. Allah kabul etsin, Allah bize kabul dua etsin. Ne Rabbim güzel olmuş. Bizlere de tekrar gitmeyi nasip etsin. Amin. Evet, şimdi yine ekibimizden İrem Sude mikrofonumuzu halka uzattı. Halkın sorularından alalım. Selamun aleyküm hocam. Size bir sorum olacak. Bu işrak namazı diye bir namaz varmış. Ben onu sabah namazın peşinden Kur'an'ımı okuduktan sonra hemen kılıyorum, yatıyorum. Bir mahsuru var mı? Onu rica edecektim. Teşekkür ederim. Sizi zevkle seyrediyoruz, dinliyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi günler hocam. Evet, işrak demek güneşin doğması demektir. Evet. İşrak, şarktan geliyor. Sabah namazı güneş doğuncaya kadar kılınır. Güneş doğma anında ve güneş doğduktan 50 dakika geçinceye kadar başka bir namaz kılınmaz. Bu yüzden sabah namazından sonra bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar zikirle meşgul olsa, güneş yükseldikten sonra iki mızrak denir ona 50 dakikadır. Sonra da iki rekat namaz kılsa bir nafile hac ve umre sevabı alır diye hadis-i şerif var. Sünenlerde geçiyor, İhya'da geçiyor. Yani iki rekat namaz, işrak namazı Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir namazdır. Kuşluk namazından öncedir bu. Kuşluk namazı sabahla öğle arasında kılınır ama işrak namazı güneş doğduktan sonra 50 dakika geçinceye kadar Kur'an okursun, zikir yaparsın, oturduğun yerden, sabah namazını kıldığın yerden ayrılmazsın ve sonunda da iki rekat bir namaz kılarsın, bir umre ve hac, nafile bir umre ve hac sevabı alırsın buyurmuş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Çok faydalı bir faziletli namazdır. Evet. Fatih Bey yazmış hocam. Fatih kod adıyla yazılmış tabii. Hayırlı sabahlar. Ben Selma, eşimi 28 gün önce kaybettim. Allah rahmet etsin. Kanser hastasıydı. Eşim için dua arıyordum. İnternette perşembe gecesiydi. Orada bir hadis gözüme ilişti. Tedavisi olmayan hastalar vefat ettiğinde kabrinde rahat eder ve ruhu dolaşır diye. Ve sabahında 3 yaşındaki kızım babamı rüyamda gördüm, oynadık dediğinde çok mutlu oldum. Böyle bir hadis var mı? Bilgi almak istiyorum demiş Selma Hanım. Şimdi iki şeyi birbirine karıştırmış Selma Hanım. Bir, Allah rahmet etsin, başı evet. Sağ olsun. Kanser gibi çaresiz hastalıklardan ölenler hükmen şehittir. Hadiste bu var. Ama ölen kişinin ruhu dolaşır, evine gider, köyüne gider. Bunlar yok. Bu İslam'da böyle bir şey yok.
bunları birbirine karıştırmasın. Rüyada görülebilir. Gerçek değildir. O rüyadır. Ama şehit sevabı almıştır inşallah. Evet. Şimdi hattımızda yine bir izleyicimiz var İstanbul'dan. Alo, hoş geldiniz. Alo. Zeynep Hanım, buyurun. İyi günler hocam. İyi günler, hayırlı. Evinizde kuş sabahlar. Var herhalde. Ne güzel sesi var. Sormayın. İki tane kuşum vardı. Şu an 8 tane var. Hay maşallah. Ne güzel. Nasıl soracağımı da bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim hocam. Buyurun. Annemler 9 kardeşler. Evet. Annemler 9 kardeşler. 4 kız, 5 erkek. Dedemden erkeklere birer daire kaldı hocam. Kızlara da sadece diğer bir tane daire kalacaktı. Anneannem vefat etmeden önce bu kızlara dediler size vereceğiz dediler. Ama maalesef ki anneannem vefat etmeden önce sattılar dayımlar annemlerden habersiz. Nasıl anlatayım? Sattılar. Bunun günahı kime? Kula hakkı var mıdır? Bilemedim yani. Daha doğrusu şöyle baştan alayım hocam. Çok şey anlamadım. Yok anladık. Sıkıntı yok. Ya, ama şöyle bir şey de var hocam. Anneannem vefat etmemişti. Dayımın bir tanesi dedi ki annem için bana söyledi. Annene söyle gelsin burada otursun dedi. Tamam dayıcığım dedim. Tam 15 gün falan vardı. Bayramdan sonra annem taşınmayı düşünüyordu bir nevi. Ama maalesef ki hiç kızların haberi yokken sattılar ve anneannemi de çok ağlattılar ve kızları da çok ağlattılar. Hani bunun günahı, kul hakkı kimedir, nasıldır bilemedim yani. Evet, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen o yalan. Bir mal nelere malik, neler yaptırıyor bak insanlara. Bir şey daha söyleyecektin, buyur. Parasında falan değildi. Sadece habersizden yaptıkları için gerçekten çok üzüldü. Ve bir tane teyzem var, onu da çok aşırı derecede üzdüler. Hiçbir zaman haklarımı helal etmeyeceğim dedi. İnanın teyzemin durumu da var. Parasında değildi. Sadece gizliden sattıkları için hepsi çok üzüldü ve anneannem yaşarken yaptılar bir de bunu. Anneannemi de çok üzdüler ve şu an vefat etti anneannem. 2 yıl falan olacak. Yani bunun günahı kimedir? Dayımlara mıdır? Kula hakkı var mıdır? Ne yapmaları gerekiyor? Evet. Kulun hakkını Cenab-ı Hak ahirete bırakıyor. Kul affetmedikçe Allah affetmiyor. 9 kardeşten 4'ü kız. 5 erkek. Şimdi erkeklere birer daire vermişler. Kızların tamamına bir daire kaldı demişler. O da bir defa yanlış. Yani bir taksimatta yanlış olmuş. Orada da kul hakkı var. Sonra onu bile vermemişler. Erkeklerin kızlara vermemesi birincisi kul hakkı. İkincisi bunlar kız diye değersiz saymaları da o da cahiliye adeti, küfür adeti. Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Kadın da hakkını alacak, erkek de hakkını alacak. Maalesef hala kadınları, kızları evlattan saymayanlar var. Bazı yerde soruyorsun kaç çocuğun var diyorsun. 3 tane diyor. 3 tane çocuğum var diyor. 2 tane de kızım var diyor. Ya kız çocuk değil mi ya? Kızı çocuktan saymıyor. Ya da evlenip başkasıyla evlenip gidenleri evlattan saymıyorlar. Ne oluyor? Babanın yanında kalan kardeşler, erkek kardeşler özellikle bütün parayı, pulu onlar yiyor. Mirasa da onlar çullanıyorlar. Sonunda ne oluyor? Sonunda o miras yiyen, kadına, kıza, kız kardeşlerine bir şey vermeyenlerin sonu hep kötü oluyor. Ya da onun eline bakıyorlar, muhtaç oluyorlar. Muhtaç oluyorlar. Evet, perişan oluyorlar. Yazık oluyor. Değer mi yani kız kardeşini burada sen aldatıyorsun, kız kardeşine mirasını vermiyorsun. Dolayısıyla beddua edilebilir ama ben akrabaların, kardeşin kardeşe miras yüzünden beddua etmesini doğru bulmam. Allah'a havale edersin ya da affedersin. Bir kardeşinin değeri bir daire kadar yok mu? Yiyenler, o alan, parayı yiyen evlere üzerine konanların azabı kat kat fazla olacak. Kızdırılmış demirlerle dağlanacaklar. Bu senin malın, bu senin gasp ettiğin diye. Onların işi zor. Ama siz de dilinizi, gönlünüzü temiz tutun ki oraya sıkıntıya girmeyin inşallah. Evet Zeynep Hanım, başka sorunuz var mıydı? Çok ufak 2 tane sorum oldu. Hemen hızlıca alalım.
Abim adak adamış. Parasını ihtiyaç sahibine verse olur mu, yoksa o kanı akıtmalı mıdır? Parasını ihtiyaç sahibine verecekse sadaka olur. Ama adak kurban adamışsa mutlaka kurbanı kesmesi veya vekaletle kestirmesi gerekir. Teşekkürler. Bir de son sorum. Hocam, benim babam 23 yıl oldu vefat edildi. Ben mezar başına gittiğim zaman önce duamı ediyorum. Ama sonra isyan ediyorum. Yani çünkü annemin yaşantısından dolayı geçmişte. Annemi babam da üzdü maalesef. Hani orada isyan ediyorum, beni duyuyor mudur yoksa günaha giriyor muyumdur? Ama önce duamı ediyorum. Duanı yap. Gerisini de meleklere bırak. Onlar gerekeni yaparlar. Ama çok üzülüyorum o yüzden. Yani annemi de çok üzülüyorum. Yani gün yüzü görmeyen bir kadın için bilmiyorum. Doğru, haklısın. Üzüleceğiz tabii. Anne için üzüleceğiz. İşte ölüm. Ölümü insan düşünmüyor. Toprağın altında yapayalnız. Zamanında gaddar, cebbar, zalim olarak yeryüzünde istediğini yapıyor ama sonra bir toprağın altında kımıldayacak hali yok işte. İbretlik. Peki beni duyuyor mudur acaba o söylediklerimi? Seni duymasa da manen onun zaten cezasını çekiyordur, Allah korusun. İnşallah Allah affetsin diye dua edeceğiz. Allah tabii ki mekanını cennet etsin ama hani bazı şeylerde çocukken travma kaldığı için bize de gittiğim zaman bazen isyan ediyorum mezarın başında. Etme. Orada mezara duaya gidiyorsun. Tekrar onları aç. Önce dua ediyorum tabii. Ya önce dua ediyorsun, sonra vuruyorsun. Beddua etme. Tazir et. Sağ ol. Peki, hayırlı günler. Mekan cennet olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi bir izleyicimiz özellikle isminin verilmesini istememiş. Diyor ki hocam, kızım hiç istemediğimiz bir yere rızamız olmadığı halde kaçtı. Bizi çok üzdü. Ben annesi olarak çok kırgınım ve tanıştırıp buna sebep olanları ve o aileyi Allah'a havale ediyorum demiş hocam. Hatta o aileyi görmek istemiyorum. Görünce çok kötü oluyorum. O yüzden konuşmuyor, yanlarına bile gitmiyorum. Kızımın geri gelmesini istemem günah olur mu? Bir anne olarak hiç ama hiç kızım evlendi diyemiyorum. Kızımı çaldılar, kızım geri gelecek diye bir his var. Ne yapmam lazım demiş hocam. O aileyle konuşmayabilir çünkü kendisine zarar vermiş. Ancak 18 yaşını geçmiş bir kızın son karar onundur. O evliliğinde artık kız mutluysa kabul edecek. Kabullenecek yani. Artık kızı oradan ayırmak için uğraşmasın. Evet. Yanlış yapar. Tahsin Üstek yazmış hocam. Kütahya'dan. Hocam, yolculukta namazlar eksiksiz olarak tamamı kılınsa sakıncası var mı demiş hocam. Hanefi mezhebinde sakıncası var. Allah'ın verdiği ikramı kabul etmemiş ve isaat etmiş diye fetva veriliyor. Biz ikramdır. Yaparsak daha sevap alırız. Yani Cenab-ı Hak kısaltın demişse kısaltırız. Evet. Yine halka uzattığımız sorulardan alalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Size bir sorum var. Dizlerim ağrıyor. Namazı sandalyede kılıyorum. Bir mahsuru var mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Bazı yaşlılarımız ya da hastalarımız yere oturduğunda tekrar kalkamıyor. Evet hocam. Hatta yere oturduğunda beli ağrıyor. Yere oturduğunda dizleri daha sıkıntılı hale geliyor. Ne yapacak? O zaman sandalyede, koltukta, çekyatta namaz kılabilir. O zaman namazı ima ile kılmış olacak oturduğu yerden. Secdeye gitme imkanı varsa secdeye gider. Ama yok, o da yoksa ima ile Allahu Ekber diyecek. Böyle rükûsunu eğilecek. Secdede biraz daha aynı şekilde eğilecek. Biraz daha eğilebiliyorsa eğilir. Ve oturduğu yerde namazını tamamlayacak. Bu da dinde caizdir. Oturmaya da gücü yetmeyen hastalar var, yatalak hastalar var. Mesela sadece başını oynatabiliyor, böyle başını kaldırabiliyor. O da başıyla böyle kılacak namaz. Ama gözle namaz yok. İyi yani başını da oynatamıyorsa gözle böyle namaz kılınmaz. O başla olacak. Evet. Yine hocam, ekibimizden İrem Sude mikrofonumuzu halka uzattı ve dedi ki, sevgi mi para mı diye sordu halka. Bakalım ne cevaplar aldı. Merhabalar, evlilikte önceliğiniz sevgi mi para mı? Tabii ki öncelikle sevgi, saygı. Para sonra, ikinci planda.
Ya öncelikle paradır. Para olursa sevgi de olur, saygı da olur, her şey olur. Para olmasa sevgi ne işe yarar? Sevgi de bir yerde bitiyor, para da bir yerde bitiyor ama önce güzel bir düzen, güzel bir yaşamak, güzel bir ortam. Tuzunu biberini güzel ayarlarsan güzel olur. Sevgiye göre seçmem, parasına göre de sevmem, kişiliğine göre severim. Karakter önemli bence. Karakteri bozuk olursa öyle sevgiyi öyle kocayı ne yapayım? Bana göre sevgi, çünkü para bittiğinde her şey biter ama sevgi bitmediğinde paranın olmadığı yerde de mutluluk devam eder. Tabii ki günümüzde para olmadan bir sevgi bağı da kurmak zor oldu. Çünkü birçok etken var. Para da bir artık araç oldu yani. Sevgiyi devam ettirebilmesi için birbirini pekiştiren bir unsur haline geldi. Hani açlık da gerçekten ne kadar dersek de eskisi gibi klişe laflar mutluluk getirmiyor. Ama tabii neye şükrettiğinle alakalı. Hayatta insanların neyle mutlu olduğuyla, çokla değil yani. İşte yettiği kadarıyla mutlu olmayı biliyorsa bir insan haliyle sevgi de devam ediyor yani. Tabii ki sevgi. Sevgi bakidir. Para gelip geçicidir. Baki olan sevgidir, saygıdır. Bunun da tabii en başı Yaradan'a sevgidir, Yaradan'a saygıdır. Bundan ötürüdür kula da sevgimiz, saygımız. Bence önce sevgi, ondan sonra tabii ikinci para gelir. Peki neden öncelik sevgi? Sevgi olmasa para olmuş ne olacak? Para bir kağıt parçası. Para bir araçtır, amaçtır ama sevgisiz olmaz. Hayat müşterektir, birlikte bir ömür geçiriyorsun. Para her zaman bulunur ama insan değeri kaybettin mi olmuyor maalesef. Ya para gelip geçici yani sevgi sevginin kalıcı olduğuna inanıyorum. Aşkın da gelip geçici olduğuna inanıyorum ama sevgi kalıcıdır. Ya sevgi varsa her şey halledilir. Parasızlık da halledilebilir. Ya benim evliliğimde önceliğim sevgi. Sevgi olmadan para istediği kadar olsun. Görüyoruz parası olanları ne olduklarını değil mi? Onun için yani para demek ki mutluluk getirmiyor devamlı her zaman. Önde sevgi, saygı. Sonra para gelir. Bence sevgi. Yani sevgi olmayınca ne kadar paran olursa olsun çok da bir şey ifade etmez herhalde. Ama sevgi her şeyi getirir. Tabii ki sevgi. Peki neden öncelik sevgi? Neden öncelik sevgi? Sevginin olduğu yerde para da kazanılır rahatlıkla. Huzur da gelir. Yani güven de olur. Para her türlü kazanılır. Her koşulda kazanılır. Ama sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Peki size göre hangisi? Katılıyorum. Kocam ne derse o. Para diyebilir. Kesinlikle sevgi. Sevgi zaten temel ihtiyaç değil mi? Sevgi olduktan sonra her şey olur, emin ol. Bence sevgi ya. Ama sevgi bitiyor bir zaman sonra. Para da önemli ama bilmiyorum ya. İkisi de çok önemli aslında ama aslında para daha mantıklı. Sevgi. Yani çünkü sevgi olmazsa bir ömür geçireceğin insana katlanamazsın. Yani devam etmez, yürümez bu ilişki. Sevgi bence. Para evet maddi olarak karın doyuruyor olabilir ama bence sevgi farklı bir şey. Sevgi olmayınca para olsa da bir yere kadar. Para. Peki neden para? Çünkü sevgi bir yere kadar ama para yani devam edebilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Ya sevgi de önemli evet ama parayı bir tık daha ön planda tutmak şu anki ekonomik şartlara göre daha avantajlı bence. Çünkü hayat kalitesi söz konusu. Sevgi daimdir. Para kazanılabilir de kaybedilebilir de. Paranın bittiği yerde o zaman sevdiğini bırakacak mısın? Paradır. Peki neye göre para? Para olmadan bu devir dönmüyor maalesef. Önceliğimiz para. Evlilikte önce saygı, sevgi, sonra para her şeyi halletmiyor yani ama sevgi olmadıktan sonra, saygı olmadıktan sonra para hiçbir şey halletmez. Biz önce sevgi. Peki neye göre sevgi? Çünkü sevgiyi parayla alamazsınız. Bekarken sevgiyi de evlendikten sonra para olduğunu anladım. Peki neden? Sevgiyle aşamadığınız şeyi saygıyla aşabiliyorsunuz sorunları. Para bittiği yerde sevgi de saygı da bitiyor. Ama para olduğu zaman sevgi olmasa da saygıyla yürüyor evlilik. Evet hocam, ben stüdyodaki gençlerimize de sormak istiyorum. Sizin için nedir, sevgi mi, para mı? Öncelikle hocam... Çalışıyor mu? Çalışıyor, evet. Yani benim için de öyle. Sevgi ne? İlk önce her zaman önce gelir. Ama tabii ki de ilerleyen süreçlerde kıymetli büyüklerimizin de ifade ettiği gibi her şeyin bir dengesinin olması lazım. Sevgi yeterince olduktan sonra paranın da birlikte özellikle kazanılmasıyla
mutlu bir evliliğin gerçekten yürüyebileceğini düşünüyordum. Bu arada seni de tanıyalım. İsmim Muhammed Dikmen. Şehir Haber Kulağı Anadolu Lisesi'nden geliyordum. Tamam. Adıyamanlıyım, bu kadar. Teşekkür evet. ederim. Muhammed Peki. İkbal de çok büyük bir şair tabii. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevgi mi, para mı desek? Yani sizin bence, önceliğiniz ne olur? Ya bence önce sağlık, mutluluk ve huzur. Bir de merhamet. Yani iki kişinin karşılıklı birbirine olduğu merhameti. Yani ondan sonra sevgi tabii ki, ama para da gerekiyor yani. Evet. Karış. Parasız da olmuyor diyorsunuz. Evet. Evet. Başka fikrini söylemek isteyen var mı? Sevgi olduktan sonra zaten para ya gelir ya da gider, ama sevgi bence daha önemli. Evet. Senin bir fikrin yok yani. Peki. Senin var mı? Sevgi tabii ki de hocam. Öncelikle sevgi, paranın bir önemi yok bence hocam. Paranın bir önemi yok diyorsunuz. Yani. Peki. Peki hocam, buyurun. Sözü size bırakalım. Bana göre nedir? Evet hocam, işte. Size göre nedir hocam? Tabii Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala Estağfirullah. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسُكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın sizin kendinin içinizden eşler yaratıp aranıza sevgi ve meveddet koyması Allah'ın ayetlerindendir. Şimdi eşler arasında sevgi ve meveddet dediğimiz, sevgiden daha öte eşini tercih etmek, fedakarlık Allah'ın bir koyduğu yasadır. Bu olmadan gerçek manada birbirine insan eş olamaz, karı koca olamaz. Bu şart. Fakat diğer taraftan yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aranızdan bekarları evlendirin, Allah-u Teala fazlıyla onları fakirse zengin eder diyor. Hı hı. O zaman Kur'an'a baktığımızda demek ki sevgi de gerekiyor, para da gerekiyor. Evet. Para özellikle erkeğin sırtına yükleniyor. Yani erkek bu işte mükelleftir para kazanmak konusunda. Kadının veya kız tarafının erkek tarafında yapabileceği bir işi, bir kabiliyeti, bir özelliği var mı? Bunu da araması gerekiyor. Ya bunlar ikisi birbirini seviyorlar, evlendirelim gitsin. Yetmiyor tek başına. Bu adam ayakta durabilecek mi? Evini geçindirebilecek evet. mi? İşi olmayabilir bak. Parası çok olmayabilir. Evi olmayabilir, arabası olmayabilir, ama bu adam bunu kazanabilir mi? Ya da sorumluluk alıyor sorumluluk mu? Sorumluluk alabilir mi? Esası budur. Bunu göz önünde bulundurmak da vazifemizdir. Onun için İmam-ı Gazali evlenirken evini geçindiremeyecek, yuvayı ayakta tutamayacak insanın evlenmesi haram ya da mekruhtur der. Hmm. E şimdi ben seviyorum, evlenim. Evlensen geçinemezsin ki, göçindiremezsin. Tabii. Bir kadının cevabı çok mantıklı geldi bana, çok doğru geldi. Ne dedi? Evlenmeden önce sevgi diyorduk da evlendikten evet. sonra para olduğunu anladık evet, dedi. Evet. Bu iki şeyi anlatıyor. Biri ideal olanı anlattı, diğeri de vakayı. Evet. Yani gerçek hayattakini anlatmış oldu. İdeal olan sevgisiz olmaz. Yine vaka, gerçek, hayatın gerçeği olarak da parasız da olmaz. Yani evliliği parasız götürelim. O zaman insanlar niye bu kadar çalışıyorlar? Evlenen insanın daha çok çalıştığını, çalışmak ihtiyacını görüyoruz. Bu yüzden birbirine atmayalım da, yani ikisi de lazım. İkisi de gerekli. İkisi de gerekli demek daha doğru. Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam, Mevhide diye yazmış, bilemiyorum gerçek adımı. Merhaba, sizi Ramazan sohbetinde izlediğimde tüm ölüler uyuyor demiştiniz. Öyle mi? Kimse cennete cehenneme gitmedi mi daha? Çok merak ediyorum demiş hocam. Evet. Uyuyanlar cennete cehenneme gitmedi. Doğru. Ama yaşayanlar da var. Ölü demeyiniz diyor Kur'an-ı Kerim şehitlere. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْهُرُونَ. Onlar yaşıyor, siz anlayamazsınız. Nerede yaşıyorlar? Cennet nimetleriyle yaşıyorlar. Şehitler evet. hariç, bütün diğerleri
kabrinde uyuyorlar. Doğru, Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten onu. Uyanınca ne kadar kaldınız diye sorulacak. Bir gün ya da biraz fazla diyecekler. Evet. Gülay Hanım, merhaba hocam. Benim kızım 8 senedir biriyle görüşüyor. Kızımı oyalıyor. Kızım bizi dinlemiyor. Biz ne yapabiliriz? Oğlanın ailesi bizle tanışmaya bile gelmedi. Evimizin hiç huzuru yok. Bu yüzden yazacağım daha çok şey var ama olmuyor demiş hocam. 8 sene ne demek 8 sene? Ya bir insan yabancı bir kız, yabancı bir erkekle neden görüşür? Ancak evlilik için görüşür ya da bir iş görüşmesi vesaire olur. Ama bunun dışında gezelim, tozalım, birbirimizle efendim flört yapalım, tanıyalım. Böyle gezilmez ki. Baş başa yapayalnız, kapalı kapılar ardında gece yarılarına kadar yabancı bir erkek, yabancı bir kız kalıyorsa bırak 8 sene bir gün bile haramdır. Ama bir insan evlenecek, evlilik aşamasında birbirini tanımak istiyorsa o zaman da ne yapacaklar? O zaman da herkesin bulunduğu ortamda veya kız tarafında kızı kıskanacak bir mahreminin olduğu ortamda tesettürüne, edebine, ahlakına riayet ederek konuşurlar, düğün hazırlığı yapabilirler. Efendim birbirleriyle evlenmek istediklerini, şartlarını vesaireyi masaya yatırabilirler. Bu tür şeyler olur. Onun dışında biz gezelim 6 sene, 7 sene birbirimizden memnun olursak evleniriz, memnun olmasak ayrılırız. İş o kadar kolay değil ki. Tabii hocam. Yani ondan bu kadar... sonra bir ömür boyu kafada takıntı, psikolojiler bozulmuş, background dediğimiz arka planda bir sürü pislik bırakılmış, kötülük bırakılmış. Evleniyor o onu bırakmıyor, evleniyor o onu bırakmıyor. Yeni evliler eski hatıratıyla vesaireyle rahatsız oluyorlar. Kıskançlıklar başlıyor, kavgalar başlıyor. Al başına bela. O zaman rahatsız olacak tabii. Aile belli. Rahatsız olacak. Bir an önce bu iş ya bitecek ya evlendirecekler. Evet. Ankara'dan misafirimiz. Alo, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar. Heyecanlıyım biraz, kusura bakmayın. Hiç önemli değil, buyurun. Hocam ben dua ederken sürekli böyle en ince ayrıntısına kadar planlayıp öyle dua ediyorum. Örnek vermek gerekirse işte bir tane kırmızı arabam olsun, arabamın işte koltukları siyah olsun falan gibi böyle ince ince ayrıntılarının hepsini söylüyorum. Ama işte ne dua edersem edeyim, benim bu çok yakınıma veriliyor bu işte duanın cevabı. Cümleyi de tam anlatamadım ama... Yani ne istesem ya benim bir arkadaşıma ya çok yakın bir akrabama, yani çevremdeki kişiler o duayı alıyor, bana vermiyor Allah. Allah bana burada bir mesaj mı vermek istiyor? Ben anlamadım, ne yapmam gerekiyor? Bu sadece maddi olarak değil, manevi dualarımda da bu şekilde oluyor. Yaptığınız kötü bir şey değil. Bir insan bütün detayı kime verir? Sevdiğine verir. Yakın olduğuna verir. Duada ne kadar çok dua edersek, ne kadar çok teferruatlı dua edersek Allah'ın rızası o kadar çabuk gelir. Doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duaları biz dua kitabında topladık. Pek çok dua kitabı var elbette. Ama orada bizim aklımıza, hayalimize gelmeyecek şeyler istiyor Resulullah Efendimiz. O kadar çok şey istiyor ki. Tabi bunlar dünyalık değil çoğunlukla, ahiretle ilgili ya da ümmetiyle ilgili, insanlıkla ilgili, ahlakıyla ilgili. Ama teferruat yakınlığı gösteriyor. Yadırganamaz, yanlış yapmıyorsun. Müminin mümine günahsız ağızla yaptığı dua makbuldür. Senin yaptığın dua kardeşin için günahsızdır ona yaparsan. O da sana dua yapsın. Onlara da de ki siz de bana dua edin. Teferruatı yaz da ver, yani şu kadar şu kadar koltuğu şöyle olacak böyle olacak. Neyse örnek verdiğin için söylüyorum. Böyle de dua yapılır kardeşim. Sıkıntı. Hocam ben bu duayı kendim için yapıyorum. Hani kimsenin haberi olmuyor benim o duayı o şekilde istediğimden. Ama işte benimle alakasız olan başka birine veriyor Allah onu. Verirsin. Hani o kişinin de aklından öyle bir şey geçmediğini olsun. De biliyorum. Olsun, ona versin. Sana da verir inşallah. Hiç. Bana ben yanlış mı yapıyorum? Yok, yanlış yapmıyorsun. Demeyi mi bilmiyorum. Acele etme. Sen dua edebiliyorsun ya, o büyük bir nimet. Sana da bir gün gelecek, hayırlısını verecek Cenab-ı Hak. İnşallah. Bir de böyle çok ayrıntıya inme, işte Allah, ben şey bir soru duymuştum da Allah hani ne isterseniz verebilecek. Tabii, aynen öyle. Ayakkabınızın bağı da kopsa onu Allah'tan isteyin demiş ya Peygamberimiz.
acaba çok mu abartıyorum? Abartmıyorsun. Bence sen doğrusunu yapıyorsun. Biz yapamıyoruz. Yani bu dilekler için önerdiğiniz bir esma var mı hocam peki? Ne için? Dilekler. Dilek, dua zaten kendisi dilek yakarıştır. Dua kitabında peygamberlerin duasıyla dua edin. Allah'ın isimleriyle dua edin. Ayetlerde geçiyor. Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin duaları var. Dua kitaplarında. Onlarla dua edin diye öneririm inşallah. Peki hocam, teşekkürler. Hayır. Allah kabul etsin. Sağ hayırlı olun, günler Ankara'ya selamlar. Şimdi yine iki tane WhatsApp hattımıza gelen video sorularımızdan alalım. Hocam merhabalar. Bir sorun bulunmakta. Ben sevdiğim kadına evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Ancak bu konuda sökmenin çok uygun olmadığı yönünde bir takım söylemler dolaşmakta etrafımda. Evlilik teklif ederken diş çökmek caiz midir? Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Benim bir sorum var. Ben görücü usulüyle nişan yapmıştım. Nişan için takılırken nişanlım 1 kilograma yakın altın beğendi kuyumcuda. Almak istemedim başta. Neden bu kadar takılıyoruz diye itiraz ettim. Nişanlım da işte ailem zengin, çevredeki insanlar altın az olursa yadırgarlar gibi bir şey demişti. Biz de sorun çıkmasın diye aldık. Yapacak bir şey yok. Aldıktan sonra aradan 2 aylık bir tanıma süresi geçti. İşte evlilikte maddi konularda zorluk yaşayacağımı anladığım için nişanı bozmak zorunda kaldım. Nişanda da bu taktığım altınları geri vermediler. Mehir olduğunu iddia ettiler. Nişanda takılan takılar mehir midir hocam? Ben hakkımı helal etmedim. Dinen bu konunun nasıl olması gerektiğini öğrenmek istiyorum. Teşekkürler hocam. Evet, Samsun'dan bir misafirimiz var, memleketimden. Alo, hoş geldiniz. Hemen telefondan sonra 3. şifreyi vereceğim sevgili seyirciler. Buyurun efendim. Hayırlı günler, merhabalar. Merhabalar, buyurun. Ben 7 yıldır babamla görüşmüyorum. Kendisi hem anneme hem bizlere, abimle beraber şiddet uygulayan ve kumar oynayan yıllardır bizim rızkımızı yiyen bir baba. Temmuz'da da düğünüm var. Kendisini çağırmak istemiyorum. Görüşmüyorum da. Maddi manevi de herhangi bir destekleri olmadı hiçbir zaman. Bu anlamda bir günah işler miyim? Öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Anne, biz de teşekkür ediyoruz. Anneyle ayrı mı baba? Anne baba ayrı mı yaşıyor? 12 yıl önce ayrıldılar. 12 yıl önce ayrıldılar. Evet, ayrılar. Evet. Sorunuz anlaşıldı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra hocam cevaplayacak. Samsun'a çok selamlar efendim. Hayırlı günler. Sevgili seyirciler, 3. şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 3 şifreyi de verdik. Şu anda itibaren hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize 3 tane hediyemiz var. Ferace, kadife kaplı Kur'an-ı Kerim ve kalemli Kur'an-ı Kerim efendim. Şu anda itibaren arayabilirsiniz. Hemen dönüşte soruların cevaplarını hocamdan alacağız. Özellikle nişanda takılan takılar kime aittir? Geline mi, damada mı? Az sonra. Bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Hocam, WhatsApp hattımıza gelen sorulardan bir tanesi, evlilik teklif ederken diz çökmek caiz midir? Dedi bir gencimiz. Bu örfe bırakılmıştır. Oradaki diz çökmek, ibadet etmek, kulluk etmek anlamında değil. Bazen insan anne babasının yanında da diz çökebilir. Ya da Allah'ın huzurundaki gibi rükû, secde yapacak gibi bu ibadet kasıt aranıyorsa orada olma tehlikesi de varsa, mesela manevi bir şeydir, mevlüt okunuyordur ya da Kur'an okunuyordur veya bir zikir yapılıyordur, orada insanların önünde diz çöküyorsanız burada bir tazim var, ululama var, bu ibadete karışıyor, evet. Bu caiz olmaz. Ama birine yalvarmak için, birine barışmak için, ikna etmek için bunlar örfe bırakılmıştır. Burada sıkıntı olmaz inşallah. Nişanda takılan takılar. Nişan bir anlamda nikahın bir benzeridir. Yani bir anlamda o adaylar belirleniyor ve bunlar artık birbirlerine düğün yapacaklar. Karı koca olacak ileride diye tespit edilmiş oluyor ve buradan bir takı veriliyor. Bu takılar mehir konuşulmadıkça mehir değildir. Nişanda mehir hemen alınmak zorunda da değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim diyor ki
adaylarla nikah sırasında verdiğiniz henüz evlenmediğiniz kadınlardan yarısını alabilirsiniz diyor. Yarısı onlarındır diyor. Bağışlarsa, geri verirlerse hepsini alabilirsiniz. Geri vermezlerse ancak yarısını alabilirsiniz. Yarısını alabilirsiniz. Bir de evet. Telefon sorusu vardı Samsun'dan. O da babası ayrıymış annesiyle. Şiddet uygulamış, kumar var, her türlü sıkıntı var. Zaten bu yüzden ayrılmış. Çocuklarına da bakmamış. Bu çocuk da düğün olacak vesaire. Çağırmayacağım diyor. Çağırmayabilir. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugünkü muhabbet kapısının da sonuna geldik ama muhabbet kapısı pazar günü devam edecek. 9.50'de yine Kanal 7 ekranlarında. Hocam pazar günü hangi konu işleyeceksiniz? İnşallah Resul Efendimizin gençliğini ve Peygamberimiz zamanındaki genç Müslüman delikanlıları, gençlerle ilgili konular işleyeceğiz inşallah. Çok önemli ve güzel bir konu işlenecek sevgili seyirciler. Sakın kaçırmayın diyoruz ve duayla sözü Amin. Hocama bırakıyorum. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan, bizi insan olarak var eden, varlığından haberdar eden, Müslüman kılan, bize iman bahşeden, devlet veren, bayrak veren, yurt veren, vatan veren Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. İmandan sonra bizi küfre düşenlerden eyleme. Amin. Hidayetten sonra sapıtanlardan eyleme. Sırat-ı müstakimden, hakikatten bizi ayırma Allah'ım. Şeytana ve nefse uydurtma. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizin eline bırakma. Gençlerimizi, sevdiklerimizi daima senin yolunda, ya Rabbi, hak ve hakikat uğrunda çalışmayı, mücadele etmeyi nasip eyle. Her türlü tehlikelerden, ahlaksızlıklardan bizleri, gençliğimizi, neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva, darda zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Gazze'deki kardeşlerimize, Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Amin. Lillahi Teala el-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.